Herkese yeniden merhaba. Cenk ben. Ekstremrel'den. Yeni bir konser yorumuyla diyeyim Bugün şapka taktım. Hava biraz soğuk. Şaka tabii ki. Biraz daha e, görsellik şikayeti aldığım için böyle bir şey yapmak istedim. Belki hoşunuza gider. E, odamın içinde çektiğim için e, videolarımı odama maalesef e, diğer büyük prodüksiyonlu kanallar falan gibi şeyler asamıyorum. Çünkü çok küçük bir oda. Uzatmadan e, bu eleştiriyi de arkadaşlarımın yapmış olduğu eleştiriyi de sizlerle paylaşmak istedim. E, kanalımıza gösterdiğiniz az da olsa yükselen bir ilgi var. Bunun için teşekkür ederim. E, yorumlar falan artmaya başladı. E, bunun arkadaşlarınıza, çevrenize de tavsiye ederseniz hatta e, birlikte yayın yapmak isteyen ya da e, benim gibi yorumlar yapmak isteyen, videolar çekmek isteyen kişiler varsa e, benimle iletişime geçebilirsiniz Instagram adresimizden. Linkleri aşağıya bırakıyorum. Buradan ulaşabilirsiniz. Bugün 28 Kasım. İki gün geciktim aslında. Hemen sıcağı sıcağına yapıyordum yorumlarımı ama biraz dinlenmek istedim açıkçası. Anadolu yakasında oturan bir insan olarak Avrupa yakasına geçmek ülke değiştirmek gibi bir şey olmaya başladı artık. Bundan kaynaklı biraz yorgunluk vardı. Dün biraz toparlanmak istedim. Bugün de akşam olmuş artık saat gece saatlerine doğru. Daha fazla hafızayı çürütmeden bununla ilgili videoya geçmek istedim. Evet, Groza ve Persecutory'i izledik. Bu hafta sonu 26 Kasım, Imply Nothing e, ismini taşıyan yeni bir organizasyon firması demeyelim de organizasyon yapan arkadaşlarımızın e, düzenlediği ilk etkinlikte. Durak, Heavy Metal Club'daydık. Taksim'de. E, biliyorsunuz eskiden birçok organizasyon Taksim'de olurdu. Ama son yıllarda Taksim'in almış olduğu şekil yaşanan tatsız olaylar vesaire derken mekanların giderek değiştiğini ve başka semtlere kaydığını görüyoruz. Beşiktaş, Zorlu Center ya da ne bileyim Kadıköy gibi. Ama ilerleyen dönemde yine Taksim'de etkinlikler olacak. Özellikle şu anda Aralık ayına çok yaklaştığımız süreçte 2 Aralık'ta Voyvod konseri var. Taksim Blind'da ve yanlış hatırlamıyorsam 17 Aralık'ta da Burak e, Venü'de daha büyük sahnesi olan eski Fitaş Sineması e, Polonyalı grup Mıgla'yı izliyor olacağız. Biz de orada olmaya çalışacağız diyorum ve e, konsere geçiyorum. Groza grubundan başlayacak olursak aslında sırayla gideyim e, yanlış olmasın İlk önce e, sanırım 6 ya da 7. kez izlediğim İstanbullu e, Persecutory'den başlayalım. E, kaydın başında da söylediğim gibi İstanbul Anadolu yakasının ortalarında yaşıyorum ben. E, Taksim'e ulaşmak bazen e, çok zaman alabiliyor. Bazen Kadıköy'e ulaşmak bile zaman alabiliyor. E, bundan ötürü ben çok geç çıkmasam da evden Taksim'e varana kadar saat 8'i çeyrek geçti ve Persecutory'nin ilk e, şarkısını Kaçırdım. Ee, içeri girdiğimde ikinci şarkılarındalardı. Ee, teşekkür ediyoruz organizasyona. Bize de güzel bir yer ayırdı çekim yapmamız için. Ondan kaynaklı e, güzel videolar hazırladık. Zaten kanala yükledik. Onları sıcağı sıcağına yükledim ki e, insanlar e, konser sonrası aradığında hemen ulaşsın. Persectoria'nın e, iki albüm var biliyorsun. Towards the Ultimate Extinction ve Summoning the Loudest Legends. E, bu albümlerinden parçalar çaldılar. E, Sanırım 45 dakika civar sahnede kaldılar diye düşünüyorum çünkü sahneden indiklerinde 21'e geliyordu zaten yani 20-50 filandı ee, hızlı bir grup olduğu için tabii ki çok uzun set list hazırlaması zor olabilir ee, bir de durakın e, içinde bulunduğu e, gece 12-1'e kadar olan programından dolayı biraz sıkışık bir e, atmosferde geçti çünkü e, hiç oyalanmadan iki grupta hemen çıktılar e, perspektörü her izlediğim konserinde açıkçası üzerine koyarak devam ediyor ve artık çok profesyonel bir grup haline gelmiş bundan sonra bir daha ne zaman izleriz ya da yeni albüm yaparlar mı yakın zamanda o konu hakkında çok fazla bir bilgim yok başarılı buldum zaten videolarda da çok net izleyebilirsiniz performanslarını sizin için iyi şey çektiğimize düşün İyi çektiğimize inanıyoruz bize çünkü böyle bir imkan verilirse ee, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz açıkçası çünkü bazı konserlerde seyircilerin arasından çekiyoruz. Ee, geçen konserde hatta e, Vector konserinde ve Cryptosis konserinde seyircilerin arasından çektik. Bundan kaynaklı e, grubun durduğu anda şarkının bittiğini düşünmüşüz. Ee, bir iki şarkıyı birkaç dakika eksik kaydetmişiz. Ona ona eleştiriler geldi. Kusura bakmayın seyircilerin arasından çekmek. Çok kolay olmuyor profesyonel e, ekipmanımız olmadığı için. Yani ne bileyim bir omuz kamerası ya da ne bileyim e, daha böyle tripodlu bir cihazımız olsa en azından hani seyircinin arasında sabit dururuz, onu yukarı kaldırı çekeriz. Ama zaten alanı biliyorsunuz Kadıköy sahnenin her tarafı kolon. Uzağa geçsen kolonun bir tanesi geliyor, gitaristi kapatıyor vesaire. Biz de e, çekebildiğimiz kadarını çektik. Aslında ben hiç çekemeyiz diye düşünüyordum. Ama konserin ortalarına doğru biraz arka taraflar açılınca tam açıyı bulunca oradan çekmeye çalışacak. Tabii ki 10-12 metre falan var e, sahneli arasında. Biraz bulanık çıkmış ve dediğim gibi e, bir şarkının sonunu kaçırmışız. Yani durdukları için o anda e, bitti sanıp kapatmışız. Buradan Vektör fanlarından özür diliyoruz bu konu hakkında. Eğer tekrar izleme şansımız olursa kendini tamamını çekmeye çalışırız. Diyorum ve e, tekrar 26 Kasım 2022 tarihine dönüyorum. Persecutory'i izledikten sonra kısa bir ara oldu. Hemen bir uydum alayım her zamanki kupamdan. O kısa arada Groza elemanları sahneye hazırlıklarını yaptılar. Kısa bir e, tekrar bir sancır lançengden sonra performanslarına başladılar. Aslında Groza ile ilgili şöyle bir e, bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde de Groza ismini taşıyan bir metal projesi var. E, konser ilk açıklandığında çoğu insan o projenin olduğunu falan düşünmüş. E, görüştüğüm kadarıyla. Yani 5-6 kişiden duydum ya o Groza o Grozer falan diye. Hani e, Çok fazla bilinmiyordu ülkemizde. E, ama çok tatmin edici sayıda bir seyirci vardı. bayağı da katılımlıydı yani açıkçası bazı şeylerin ön yargılarını kırma, kırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. ama Grozo ile ilgili de internet üzerinde çok fazla eleştiri var. Açıkçası bu eleştirilere bakarak e, konsere gelip gelmeme ya da ne bileyim grubu dinleyip dinlememe hatasına düşerseniz bu sizin kaybınız olur. Çünkü hani bakıyorsunuz grubun imajı Mugla'ya benziyor, sound ona benziyor, buna benziyor derseniz e, içerisindeki duyguları ya da ne bileyim e, o agresifliği kaçırıyor olabilirsiniz. Tabii ki e, her grup birbirine benzeyebilir. 2023 yılına girmek üzereyiz. Kimse %100 orijinal bir şey üretemiyor artık. İlla etkilendiği gruplar, etkilendiği imajlar, e, etkilendiği müzisyenler olabiliyor. Bu çok normal. E, neredeyse 40 senelik, 45 senelik bir müzik türünden bahsediyoruz metali özetleyecek olursak illa e, illaki bu grubun e, pardon bu tarzların öncüleri veya son yıllarda e, yüksek oranda reyting alan gruplarının bir benzeri imaj yapılabiliyor. Bu grupların kendi tercihi ama e, bunu canlı tanı olarak böyle olmadığında çok iyi bir şekilde görmüş olduk. Eğer e, bu grup hakkında ama ha, bunlar işte ...X grubun benzeri işte... ...yok mıgılarının kopyası falan gibi... ...yorumlar yapan insanlar olduğunu gördüm. Bu yani aslında bir yanılgı. Tam anlamıyla hani takip etmeyen... ...ya da tam anlamıyla... ...ne diyeyim... ...albümlerini dinlemeyen insanlar... ...bu şekilde düşünebilir. Tabii ki gelip gelmemek... ...destekleyip, izleyip işte ne bileyim... ...albümünü almamak bir tercihtir. Ama hani ön yargılı bakmamak... ...her zaman... İşe yarar diye düşünüyorum. E, bu hem müzik anlamında hem hayatın geri kalanında diğer konularda da e, sizin için e, yararlı olacak bir şey. Her şeye çok fazla ön yargılı veya başka insanların sözüyle aldanmamak gerekir diye düşünüyorum. Konser performansına geçecek olursak yine çok uzattım farkındayım ama konuşmayı seviyorum. E, Groza grubu e, çok e, eski bir grup değil. E, temelleri 2016 sonuna doğru başlıyor ve iki tane de albümleri var açıkçası Unfiled In Void ve The Redemptive End isimli albümleri piyasaya sürdü. 2022'de de bir albüm falan çıkarmadılar ama şu anda turnedeler. Muhtemelen e, grubun biraz yükselişi pandemi dönemine denk geldiği için e, o dönemlerde çok fazla konser verememiş olabilirler. E, açıkçası e, Groza'yı ben e, nasıl keşfettim? Spotify'ın karışık listelerinde karşıma çıkmıştı. Ee, hatta isminden dolayı Slavik bir ismi olduğu için e, ne bileyim e, Ukraynalı Rus ne bileyim o tarz bir grup falan gibi geldi bana ilk başta Polonyalı da olabilir dedim hani imaj biraz benziyor falan hani Polonya'nın Black Metal sound'u da var ve soğuk e, hem soğuk hem agresif e, yapılı ama Almanmış Alman olduğunu duyunca şaşırdım aslında Almanların da çok kaliteli grupları var ama böyle dünya çapına ulaşmış çok fazla black metal grubu yok Almanya'nın. Bir Katarsis vardı. Benim en çok sevdiğim. Ee, bu tarzın biraz daha tabii ki agresifi ve başka ideolojik bakışı olan gruplardan biriydi. Onlar da sanırım yoklar artık. Başka alemlere kalmış olabilirler. Ee, tekrar Groze'ye dönecek olursak. Ee, ilk yani ilk iki demeyeyim zaten iki tane albümleri var. İki albümlerinden de parçalar çaldılar. Ve aslında şöyle de bir şey var. Bir yudum daha alayım. Normalde şarkılarını yani 8 dakikalık, 7,5 dakikalık, 10 dakikalık falan şarkılarını bir buçuk hani YouTube'da bazı konularda çarpı bir buçuk çarpı iki yaparsınız da hızlı akar ya. Bunlar çarpı bir buçukta çaldılar. <laughs> Çok hızlı agresif çaldılar. Ee, ve Bakıyorum kayıtlara bizim aldığımız hani sonra da albüm kayıtlarına bakıyorum bir şarkı işte yedi buçuk dakika ama 6.40'da bitirmişler gibi gibi e, bir şeydi. Hani sahnede yüzlerini kapatmaları onların kendi tercihi bu son yılların işte modası olduğu için ben hep eleştiririm e, ve bunu eleştirmeye de devam edeceğim açıkçası. Ama şimdi 90'larda da coarse paint yapıyordu herkes. Evet. İşte bir ara herkes vampir oldu, lord oldu, işte ne bileyim savaşçı oldu, viking oldu, pagan oldu. Bu işte dönem dönem değişiyor. E, son yıllarda Black Metal gruplarında daha böyle ruhani e, cellatlar, işte ne bileyim kara papazlar falan gibi e, e, imajlar falan oluşmaya başladı. Bunların da e, temel e, oluşma nedeni bence Behemoth, Be Batuşkalar gibi <laughs> gibi grupların çok fazla tanınmış olmasından kaynaklanıyor. Diğer grupları da ister istemez etkileyip tarzlarını o yöne akıtmalarını sağlıyorlar diye düşünüyorum. Ama Groza'ya tekrar dönecek olursak e, gerçekten e, yer yer post black metal havaları olan bir grup zaten. Bu tarzı takip edenler bilirler. E, ama bayağı sert çaldılar. E, vokalist zaten <laughs> Şarabı kafaya dike dike ee, herhalde onun etkisi de vokal gitar olduğu için daha hızlı çaldı şarkıları. Davulcuya ben hayran kaldım. Davulcu arkadaş e, ismine bakalım yazmışlar mı maalesef. Hmm, yazmamışlar. THZ yazıyor. <laughs> Gizemli. E, bayağı başarılıydı açıkçası. Hani zil sektirmeleri olsun, e, ayağa kalkıp hareketler falan yani... E, bu işi, bu işi daha da ilerleteceklerini düşünüyorum ben Groza'nın. Eee imajlarını değiştirirler mi? Tarzlarını hızlandırır, yavaşla, yavaşlatır. E, bazı gruplar gibi böyle trash black falan başlayıp sonra post metal'e falan dönerler mi? Onu bilemiyoruz. Grup yine Almandır galiba Ketszer grubu. Yine böyle çok iyi başlamıştı black trash. Efsane underground sound falan. Sonra post metal falan yapmaya başladılar. Ondan sonra kayboldular mı, ben mi radarımdan çıktı bilmiyorum. Konudan konuya geçtim ama böyle anlatmayı seviyorum. Bir de eskiden eski kayıtlarımı dinleyen arkadaşlar çok e, yavaş konuşuyorsun diyorlardı. Artık hızlı konuştuğumu düşünüyorum. Umarım sizi sıkmıyorumdur. Ee, bana gelen pozitif ve negatif enerji, e, enerji demeyeyim. Negatif yorumlarınızı e, severek dinledim. E, ama bunu maalesef... Yine Facebook'tan ya da Instagram'dan yaptığınız için e, kanalın yorumlar kısmında maalesef bunu bir türlü yapmıyorsunuz. Neden yapmıyorsunuz bilmiyorum. E, kanalın yorumlar kısmına da bunların olması gerekiyor ki e, bir şekilde bu algoritma bu videonun ya da bu kanalın yorum almış, e, beğeni almış bir kanal olduğunu algılayıp başka insanların da önüne çıkartması için bu gereklilik ama. Siz özelden yazmayı tercih ediyorsunuz. Hani yine yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ama rica edersem bu videoların yorumlarını YouTube'da yaparsanız çok daha iyi olur diyorum. Ve e, özetle çok iyi bir konserdi. Eleştiri getirilebilecek ne vardı diye düşünüyorum. E, i̇ki grubun da başında e, Sound oturmadı ilk şarkılarda. Eleştiri ancak ona getirebilir ama sonra oturdu. Gayet iyiydi. E, durak için ufak bir eleştiri getirebilirim. İçerisi acayip sıcaktı. E, yani kapasite üstü insan yoktu zaten ama acayip sıcaktı. Üst kata çıkınca çok farklı bir atmosfer alıyorsun. E, konser mekanının bir üst katında izledik zaten biz. Oraya çıkınca bir hava değişiyor. Tabii aşağıdaki hava yukarı çıktığı için daha da sıcak oluyor falan. Ee, kış sezonuna girdiğimiz ve hastalıkların da olduğu bir dönemde bu havalandırmaya bence dikkat edilmesi gerekir. Ee, üst kat içinde bir şey söyleyeyim. Ee, biraz daha genişti ve orayı küçültmüşler. Sanırım yarısını almış başka bir mekan bilmiyorum detayını. Tamamen tahmin. Ee, İstanbul'da çok fazla metal mekanı yok. Lütfen eee Mekanlarımıza sahip çıkalım, ekonomimiz el verdiğince gittiğimizde e, orada vakit geçirelim ve kapanmasın mekanlarımız, konserlerimiz boş geçmesin, gruplarımız e, iyi yerlerde olsun, iyi konserler izleyelim, iyi gruplar gelsin, iyi festivaller olsun. 2023 yılında umarım daha da iyi şeyler yaşarız diyorum ve iyi akşamlar diliyorum.